TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz efendim. Güzel bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Hayata ve gündeme dair haberlerimizle birlikte. Siz de efendim yayınımıza konuk olmak isterseniz, size fikirlerinizi beyan etmek isterseniz lütfen bizi arayın. 0212 454 55 71 numaralı telefonumuzdan. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz çok seviniriz. Instagram sayfamız TGT EU TV'den de mesajlarınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı Bekliyoruz. Tabii ki partnerime dönmek istiyorum. Hemen TG, TGT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Ne kadar hızlı bir yayına giriş yaptık. <laughs> ne yapalım? Öyle mecbur başka türlü değil. Daha Yayın. ben vakit <laughs> var derken jenerik geldi. Bir anda geldi. Bir anda geldi. Bu, Bu yönetmenlerin yalnız. ne yapacağı belli olmaz. Aman onların tongasına gelmeyelim, uyununa gelmeyelim. Her daim uyanık olalım efendim. Biz Her de zaman. karşılık verdik. Direkt yayındayız efendim. Evet her zaman. Evet, evet başlayalım mı haberlerimizle? Başlayalım. Teknofest'le başlamak istiyoruz. Teknofest bayramı efendim. Uzay ve teknoloji etkinliği Teknofest muhteşem şovlarla başladı. Akıncı ve Aksungur, Gökbey atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi milli ürünler göreceğe çıktı. Genç kaşifler buluşlarıyla hayran bıraktı. Boğaz'daki gösteri uçuşu da nefesleri kesti. Ya. Önce Teknofest'e gidelim hep birlikte bakalım. Şöyle bir görsele bakalım değil mi? Ya hangi ülkede var, nerede var? Sanki seferber olmuş halkımız. Özellikle gençlerimiz sefer, seferber olmuş. Ne kadar susamışlar değil mi ya? Bir, uçaklı, bir uçağımız olsun, sihamız olsun, ihamız olsun. Yıllarca ezim ezim ezilmişiz ya. İsrail'den gelecek, Amerika verecek mi? Efendim şu dostlarımızdan alabilecek miyiz? Terörle mücadele etmezsiniz. Orada kullanmayın ha falan. Sana ne? Sana ne yahu? <laughs> Ben paramla alıyorum. Bana yönelmiş tehlikeyi ki siz bu tehlikeyi zaten terör olarak nitelendirdiniz ve kabul ettiniz. Niye bırakmıyorsunuz bu silahları burada şurada kullanalım? İsrail'e yalvarıyorduk bir tane siha verecekler. O görüntüler bize gelmeden önce e, oraya gidiyordu. İsrail'e gidiyordu. İsrail'de terör örgütleriyle paylaşıyordu. Ben bunu söylemiyorum. Bak söyleyenler var. Ben sadece aktarıcıyım. Yani bir, bir gazeteciyim ben yani. Bu ciddi iddialar arasında ve şimdi biz kendimiz yapıyoruz. Susamış gençlerimiz, mühendislerimiz bakın çocuklar orada ya. Başımız dik olsun. Biz de başaracağız. Gurur verici bizim Türk için. Türk milleti değil mi? Gençlerimizin... çalışkandır, değil mi Aynen efendim? Öyle. Ya o sözü. Yani ondan sonra güven, çalış, değil mi efendim? Sözleri var bunlar. Kime söylenmiş ya? Kendine güveneceksin, çalışacaksın, başaracaksın. Şimdi güveniyoruz. Evvel Allah yaparız dedik. Yaptık. Şu taklaya bakın efendim. Nasıl takla atıyor? Uçak pilota bak pilot ters gidiyor ve. <laughs> hey maşallah. Vallahi ters gidiyor bak herif. Herif yani orada olup canlı gidiyor. izlemek vardı. Değil ya mi? evet ama, ama e, başındayız biz burada biz tabii. <laughs> biz ki de. Bu görselleri izliyoruz. Ee, birkaç <laughs> defa gittim tabii ben o orada ciddi bir görüntü <laughs> de var. Çok ciddi heyecanlar yaşıyorsunuz. Acayip bir şey. Uçaklar kalkıyor, iniyor, sihalar, ihalar falan gökyüzünde böyle gözlerinizi alamıyorsunuz. Sürekli gökyüzünde bir şey, bir şeyler oluyor yani çıkanlar var, inenler var. Onları takip ediyorsunuz. Harika şeyler. Evet, bunlar bizim evet, yıldızlarımız. Evet, çok güzel. Ee, şimdi yine bir Teknofest haberiyle devam edeceğim. Eskişehir temsilcisi Elektrik Otomobil Teknofest'ten en iyi tasarım ödülüyle döndü. Ha. Eskişehir'de lise öğrencileri tarafından hazırlanan elektrikli otomobil Teknofest'in elektrikli araçlar yarışmasında 6. olurken teşvik ve en iyi tasarım ödüllerini aldı. Ya Evet hemen yeni görüntümüze geçtik eve. daha Bu da Eskişehir'deki gençlerden. Lise tabii, öğrencileri tarafından hazırlanmış. Tabii aferin. Bak neler Gerçekten yapıyorlar. Gerçekten aferin. Harika şey. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'e hitap etti. O, efendim orada konuştu hitap ettiler. Orada bir şeye dikkat çekiyor. Londra anlaşmasına. Çevreye dikkat çekiyorlar. Şimdi mesela Çin'de yani %30-35 Çin vatandaşı elektrikli aracı, arabaya biniyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani fosil atıklardan yavaş yavaş, peyde pey, merhale merhale bizim ayrılmamız lazım. Nedir onlar? Petrol ve petrol mamulleri efendim. Benzindi, mazottu şuydu, buydu falan. Onlar hakikaten doğayı, tabiatı çok ciddi bir şekilde kirletiyor. İşte görüyoruz bozullar eriyor. Efendim efendime söyleyeyim mevsimler neredeyse yer değişti. Baharlar efendim kış sonbaharlar yaz gibi geçiyor. Evet, evet, evet. Biz efendim tabiatın e, e, şeyine dümenine bu şekilde bu gazlarla çok büyük zarar verdik. Sayın Cumhurbaşkanı da orada dedi ki ben döner dönmez zaten mecliste de bu hususu gündeme getiriyoruz. Biz de zaten elektrikli araç üretiyoruz. Çok önemli bir çok, numunedir. Çok, çok hakikaten öyle. Tabii. Togumuz burada da var sergileniyor. Tok efendim elektrikli araç. Bunu da liseli tekniklerimiz, evet. e, te, teknisyenlerimiz yapmışlar. Helal olsun. Teşekkür Ve en iyi tasarım ödülünü gerçekten de tebrik bu, ediyoruz Müdür mü, ya da bu konuda bir iş adamı mı benim yardımcı ön ayak olmuş? Helal olsun. O da bir gururla arabadan iniyor. Evet. İşte bizim çocuklar yaptı diyor. <laughs> ben de bunu kullandım <laughs> diyor. Vallahi bakın araçları görüyorsunuz. Ee, tabii. Tok da geliyor arkadan elektrikli aracımız. Çin'de demin de dediğim gibi halkın yüzde 35'i artık elektrikli evet. araç kullanıyor. Birçok yerde böyle. Türkiye bu elektrikli araba yakıştı. Umarım sizler de alırsınız arkadaşlar, dostlar alır. Fiyatlar İnşallah. biraz yüksek evet. ama mazot, akaryakıt fiyatlarından tasarruf Aynen. edeceğiz. Elektrik öyle. Evet yani yavaş yavaş artık bu fosil yakıtlardan vazgeçeceğiz kömürü kullanmayacağız. Efendim ben söyleyeyim petrol ürünlerini kullanmayacağız. Ne kullanacağız? Efendim temiz enerji kullanacağız. Bizde güneş var. Bizde efendime söyleyeyim rüzgar var. Daha ne istiyoruz? bunların hepsini efendim bu santralleri kuracağız. Bu panelleri kuracağız. Vatandaşımız artık ısınmak adına da efendim arabasını yürütmek ve sürmek adına da ne yapacaklar? elektriği, temiz enerjiyi kullanacaklar. Dolayısıyla yaşadığımız çevreyi, tabiatı, doğayı da bu şekilde korumuş olacağız. Ben bundan çok memnun kaldım. Hele bu teknisyenlerimizin, liselilerimizin yaptığı bu elektrikli araç beni mest etti. Vallahi gençler Helalus. fena geliyor Tabii. Atabey. Tabii. Evet, devam ediyoruz haberlerimizle. Buyurun efendim. Kentte aşılama oranı %83.4'e ulaştı. İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı. Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, dün itibariyle İstanbul'da aşılama oranı %83.4'e ulaştığını söyledi. Evet. E bu çok iyi bir haber aslında değil çok, mi? Çok iyi bir haber. Mesela Ankara daha yüksek. 90'ları da aştı. Harika. Fakat Ankara'da vaka sayısı fazla hmm. e, ki Türkiye şeyin İstanbul'un e, üçte biri kadar Ankara. Ankara'da vakalar çok. İstanbul e, bu manada yani vaka sayısında Ankara'nın e, önünde değil. E, efendim o çok bizi sevindiriyor. E, aşılama Ankara düzeyinde de değil, Ankara gibi de değil ama e, elhamdülillah diyoruz. Şükürler olsun. <laughs> daha az bu hastalığa tutuluyoruz. Aşıları tabii sürdürmek da lazım. tabii. mesa Maske, mesafe ve hijyene de dikkat edeceğiz. Özellikle toplu taşım araçları çok önemli. O toplu taşım araçtan mutlaka seyrelmesi lazım. İlave servisler mi koyacaklar, ne koyacaklar onu bilemiyorum. Mesai ve okul baştan sabah ziliyle akşam zilinin bitiminde mutlaka o saatler arasında servisleri çoğaltmak lazım. Belediye otobüsü, metrobüs, e, tramvay neyse yani metro e, hem hızlı olacak hem seyrelilecek. Bu çok önemli olur. Özellikle büyük şehirlerimiz için söylüyorum. Yani Ankara'mız, İzmir'imiz, İstanbul için söylüyorum. Hatta Samsun, Trabzon, Konya'da olsa fena olmaz. E, bu, bu konuda ciddi tedbirler de almak lazım. Yerel yöneticiler, valilerimiz efendim ne yapsınlar? Bu konuda çaba sarf ediyorlar. Biraz daha depar yapmaları gerekiyor. Ee, bir Vanlı olarak Van adına çok üzüldüm. Van kırmızıya döndü. Evet, Sayın valimiz çok üzgün, çok kıymetli bir valimiz var. Hakikaten bu konuda çok ciddi. mı düşük yoksa uyulmuyor mu? Be be bence uyulmadı. Pandemi kuralları. Tabii verdim. yani uyulmadı. Vali elinden geleni yaptı Hı -hı. ve uzun sürede. Türkiye kırmızıyken, turuncuyken, sarıyken, Vanımız maviydi. maviydi evet. Hiç kendisine yakışmadı. Kırmızıya döndü. Van kedimizin de bir gözü mavi biliyorsunuz. <laughs> bir gözü farklı. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük gölü Van gölü de evet. orada Marmara kadar. Biz Van denizi diyoruz. Vanlar deniz derler. Oraya da yakışmadı. Ne olursunuz Van'ımızın da bir an önce, bir an önce maviye, eski önce sarıya dönmüştü. ve maviye evet. dönmesi lazım. Van'a ve Van'lara da yakışmadı. Oradaki efendim. aşılama oranı nedir peki Atabey bilginiz var evet, mı? Evet var. Ee, geçen hafta, önceki hafta aradım 83 dediler. E kötü değil çok, aslında Çok güzel, e evet çok fena değil. Kurallara uyumadığı güzel. için Kurallara mesaj. bence uymadılar. Aha. Çünkü Van'a hem İranlı komşularımız... Yani birçok hmm. yerde vatandaş geliyor, ticaret yapıyor mesela İran orada baul ticareti vesaire geliyorlar, dükkanlar tıklım tıklım çok ciddi de döviz bırakıyorlar, para bırakıyorlar. Ondan sonra tabii dediğimiz gibi göçmenler de var. İşte Afgan'dan adım attı ilk sınır şehrimiz Van maalesef hmm. İran üzerinden geliyor. Onun da etkisi var. Bir de yaz aylarını yaşıyoruz. Yaz aylarını yaşadık. Sonbahara yavaş yavaş giriyoruz. E, Halleştik birbirlerimize karıştık yani Van'a gidenler oldu düğün mevsimi düğünler Siz oldu. Siz gittiğinizde durum nasıldı? Öyle kalabalık değildi hı hı. ama sonrasında ciddi bir şekilde bir kalabalık var yani onu hı. insan görüyor. Gelişler gidişler olunca karışmalar olunca buluşmalar olunca dikkat de etmeyince maalesef. sonuç bu. Evet. Bir iki ay içerisinde fotoğraf değişti yani evet. maalesef. Şimdi aşının ne kadar önemli olduğuna dair sıradaki haberimiz var. Evet. Aşı yerine taziyeye gitti, pozitif çıktı. Gaziantep'te Buyurun. randevu aldığı halde aşı yerine, aşı yerine taziyeye giden Mehmet Aslan'a virüs bulaştı. Günlerce hayatta kalma savaşı veren Aslan, pişmanım aşınızı olun dedi. Keşke önce aşıya gitseydi, aşısını vursaydı, vurulsaydı ondan sonra oraya gitseydi. Ne güzel olurdu. Ama aşıdan sonra mı efendim? Antikor seviyesi yükseliyor diyorlar. Kaç gün sonra? 24 saat sonra mı? Ne diyorlar? Ama yeni nesil aşı mesela Avrupa aşısı diyoruz. İki Türk bilim adamının bulmuş olduğu, keşfettiği. O aşı vücudun bütün noktalarına, uzuvlarına birkaç dakikada sirayet ediyor. Onu siz evet. hissediyorsunuz ve hafif bir ağırlık geliyor. Bir müddet sonra gün içerisinde sanki dayak yemiş gibi oluyorsunuz. İkinci gün efendim kaslar ağrıyor. Evet. İçin, üçüncü gün yavaş yavaş ne yapıyorsunuz? Açılıyorsunuz. Ama korkmak için söylemiyorum bu. Haberiniz Ama olsun. Ama gibi, gibi de Mesela tabii, tabii. benim birçok tanıdığımda evet. hiçbir yan etki göstermedi. Yok. Dedi ki kol ağrısı dışında hiçbir şey hissetmedim dedi. Yani Sinovac gibi değil. Onu demek istiyorum Biontech. Bazı insanlarda da Yapabiliyor, böyle evet. bir reaksiyon meydana getirebiliyor. Ama geçici biliyorsunuz. Bir iki gün içerisinde geçiyor. Aynen. Peki devam ediyoruz. Buyurun. Çift aşı olana karantina yok. Sağlık Bakanlığı temaslı takibi ve karantina kriterlerini güncelledi. Evet. En az 2 doz Covid-19 aşısını yaptıran veya son 6 ay içerisinde hastalığı geçirenlerin HES kodu pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek. Hmm. Bu kişiler semptomlarını takip ederek günlük hayatlarını sürdürecek. Temasın 5. günde PCR testi yapılacak. Negatif çıkarsa sistemdeki kayıt 6. günde sonlandırılacak. Haber çok, e çok çok iyi. Açık. Bir, evet, çok açık. Yani evet. buna yorum yapalım mı? Hadi yapalım. Lütfen. <laughs> Dediğimiz gibi iki tane aşı oluyorsunuz. E, o aşı olmamışsanız bile bu hastalığı geçirmişseniz, Covid e, geçirmişseniz efendim sizin artık temaslı olduğunuz halde evde sen de bekle kardeşim demeyecekler. Demeyecek. Sen normal Aşın varsa, hayatına devam evet, edeceksin. Ama tabii herkes kendi dikkat edecek. Tabii o takip edecek. edecek ne kadar kötü nasıl oluyor falan diye. 5 günün sonunda efendim bir PCR testi yapıyorlar. Yapacak. Bu PCR testinde her şey yolunda gidiyorsa sizi artık takipten de vazgeçiyorlar Aynen. kardeşim ben seni takip etmiyorum sen iyi yolda devam ediyorsun sen kurallara uyan önemli bir sürücü halindesin ben seni kuralsızlık yapmıyorsun ya da vücudunda böyle bir rahatsızlık yok seni alt edecek bir şey yok rahatsızlık yok çünkü sen aşı oldun aşı koruyor ya da hastalığı geçirdin. Antikorla dolu senin vücudun bu konuda 6 ay lazım biliyorsunuz. 6 ay sonra belki aşı olabiliyorsunuz. Ondan sonra peşini bırakıyor. Takipten bitiriyor. 6. günde kardeşim ben seni takip etmiyorum. Yani, Yolun evet. açık olsun evet. diyorlar. Evet. E, evet bu da güzel bir haber. Tabii ki e, o güzel. O yüzden aşı 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 diyoruz değil evet, mi otobey. Evet. Peki devam ediyoruz. Kısıtlamalar gevşetiliyor. Amerika Birleşik devletleri seyahat için aşı kanıtı isteyecek. Amerika Birleşik Devletleri COVID-19 sebebiyle uyguladığı seyahat kısıtlamasını tamamen aşılanmış yolcular için kaldıracağını açıkladı. Beyaz Saray tarafından Kasım'dan itibaren yabancı yolcuların tam aşılı olduklarına dair kanıt göstererek test, test ve temas takibine tabi tutulmaları halinde Amerika'ya uçmalarına izin verileceği ifade edildi. Uçuştan önce son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu uygulaması sürecek. Evet. Sen diyor aşı olduktan sonra rahat rahat benim ülkeme gelebilirsin. gelebilirsin. PCR testini de yaptır. O belge bunları belgelendir. Evet. Önüme koy. Arkadaş bak ben aşı oldum. Ee, efendim PCR testimde var. Son ee, son 48 saat içerisinde böyle bir test de yaptırdım. Ee, geldim. Artık sana abi nereden geldin? Niye geliyorsun? Türkiye'den geldin, Azerbaycan'dan geldin, Afganistan'dan geldin, Hindistan'dan geldin demeyecekler ya da Almanya'dan geldin demeyecekler. Buyurun diyecekler. Onu da hemen e, söyleyelim, belirtelim. Bu arada İngiltere biliyorsunuz e, Türkiye'ye bu kırmızı efendim şeyden e, kırmızı e, çizgiden mi diyorlar? Ne diyorlar? Kırmızı liste. Sevsinler kırmızı listelerini. Birçok yerde bizim kırmızı listemizdesiniz efendim. Kırmızı listemize takıldınız. Efendim çok sevsinler sizin bu kırmızı listenizi evet kaldırdınız ne olacak şimdi İngiliz turist Türkiye'ye gelecek <laughs> dönüşte diyecek ki e, ama arkadaş e, sen e, evinde duracaksın yani evinde 14 gün duracaksın Amerika'da şimdi diyor geleceksin ama diyor e, yani istediğin otele yerleşebilirsin şurada burada olabilirsin ben senin arkana bıraktım ama İngiltere farklı olarak sen Türkiye'ye gittin geldin evet. Ee, ama 14 gün e, evde bekleyeceksin yani bu ne lahana bu ne şey turşu mu derler bu ne ya perhiz, bu ne lahana bu ne turşusu. Laha, turşusu hem perhiz <laughs> ettim diyorsun hem orada e, götürüyorsun lahana turşusunu turşuyu baklavayı <laughs> götürüyorsun nasıl bir şeydir bu kardeşim adama kırmızı listeden evet. kaldırdın Türkiye giden vatandaş gidecek senin vatandaşın dönünce evde 14 gün bekleme demeyeceksin. Yani vatandaş diyecek ben 14 gün gittim İngiliz vatandaş 14 15 gün Türkiye'de tatil yaptım. Efendim, hı hı. tatilim çok güzel geçti, döndüm. E, PCR testi yap, alınca ülkene PCR evet. testi al. Ondan sonra adam normal işini takip etsin. Yok, burada da 15 gün. Evinde duracaksın. Olur mu öyle şey ya? İnsanların öyle. sinirlerini bozuyorlar. Evet, böyle bir şey olmaz ya. Evet. Evet. Peki devam ha, edelim mi? Budur. Buyurun. Tabii buyurun. Şimdi böyle olay olur mu diyeceksiniz. Evet ehliyet sınavında akıl almaz kopya. Kulakta böcek, maskede kamera. Kırıkkale İl, İl Milli Eğitim Müdürlüğü e Sınav Merkezi'ne dün yazılı ehliyet sınavı gerçekleştirildi. Sınava giren adaylardan SEA kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzene kurdu. Sınav esnasında şahıs maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa iletti. Kulağında böcek adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları aldı. Tavırlarından şüphelenen görevli öğretmenler durumu polise bildirdi. Dedektörle arama yapan ekipler kulak içine gizlediği kulaklık, maskenin arkasına sakladığı kamera düzeni ve taşınabilir wifi cihazı ile alıcı cihazı fark etti. Evet. Şimdi hakikaten bak kopya. Çek... kafa çalışıyor. Ha Nilere? kopya çekmek için adam hangi yolları Düzenek yöntemleri kurmuş. düzenekleri. Bu o, ilkokulda ortaokulda ya da liselerde e, aklınıza geliyor kopya çekme yöntemleri. E, bazı hocalar o dönemde yani kopya çekmek aynı zamanda o dersi ya da o soruları çok iyi kavramak anlamına geliyor diyor. Kavruyorsunuz öğreniyorsunuz. Şimdi bu adam kopya yöntemini öğrenirken o düzeneyi kurarken e, belki e, farklı şeyler de öğrenmiş oldu. O hmm. soruları hayatta unutmaz. Evet. Aynen. evet. <laughs> Ama bu <laughs> bir maharet değil. Dediğiniz gibi bu da olacak mı? Olacak. Niye? Buna yol açan maske maske. Değil mi? Evet. Eğer maske olmasaydı bu düzeneyi kuramazdı. kuramazdı. Nereye kuracaktı? Maskenin arkasına sakladı kopya çekmek istedi. Ve fakat bunu Başarı bir oldu. anda fark ettiler, <laughs> hop abi dediler, sen böyle bir şey yapamazsın dediler ve hakikaten şey yapmışlar. Hemen el koymuşlar, kopya çekmeden kulağındaki efendim şeyi o şeyi almışlar, o böceği almışlar, mikrofonu almışlar vesaire. Artık yani adam o konuda da kopya çekememiş. Ama dediğim gibi eğer bu yol ve yönteme e buna buna kafayı yoracağına buna kafayı yoracağına otursa o, o bir kitap var ya şoför kitabı evet. var kurslar veriyor <laughs> onu 3 defa okusa evet. biraz da bu işten anlıyorsa yani kaptanlık biliyorsa aracı biliyorsa kaldırmasını yürütmesini biliyorsa inan ki o sorulara mantık düzeneyinde çok ciddi cevaplar Aynen. verirdi ama ve gene geçerdi. E, kolayına kaçmış yani hem kolayına kaçmış hem de hazır hadi hazır kulağıma söylesinler. Şimdi çok güzel de kolayına kaçmamış. Adam bu düzeneyi korumak için İşte o düzenek <laughs> Şimdi... yapmak ona zor gelmemiş. Yani kafayı anlaşılan. bu konuda ciddi aynen, bir şekilde aynen. yormuş Yavuz arkadaş sen bunu nasıl hani düşündün? Nasıl yaptın? Için. Evet. Bütün bunları yapmana rağmen, bunu düşünmene rağmen öbür tarafta dersi ihmal etmişsin. O kitabı 3-5 defa okuyun. Ciddi söylüyorum. Biraz araçtan direksiyondan, vitesten, frenden, debriyajdan Anlayan adam, o kitabı da bir gözden geçirdim Aynen. birkaç kez. Aa çok güzel takır takır e, geçer. Ama biz sınavları ve imtihanları gözümüzden büyütüyoruz. Farklı yol ve yöntemlerle nasıl kopya çekeriz, nasıl Maalesef. gideriz ya o konuda harcadığımız efor, bu konuda ders çalışırsak çok rahat rahat geçeriz. Benim kanaatim bu, yorumum bu. Ama birileri bize katılabilir. Hayır efendim, kesinlikle olmaz. Yazsınlar, ben kopya çekmeden yazsınlar. yapmam. <laughs> evet ben kopya çekmeden <laughs> yapmam falan. Instagram sayfamıza yazın. Tabii yani kopya çekmez sizin de, de sınıfı çok Ama rahat Ama her içerisiniz. öğrenci hayatında bir kere bile olsa çekmiştir. Ya, Siz çekmediniz çek, Gayet tabii. Yol Yöntem işte. En son hoca söyledi ki dedi ki oğlum bunlarla uğraşacağınıza. Niye biliyor musunuz? Bir panik var. Yapamam. Unuturum. Bak ben en son ciddi söylüyorum. Ortaokulu bitirirken bir coğrafya dersi vardı. Ben o kitapçıya şey yaptım ezberledim 200 sayfalık kitabı ezberledim o kitaptan sonra lisede lisede okuyan çocuğuma ben e, coğrafya e, dersleri vermeye başladım çok kısa ve öz bir şekilde anlaması için yardımcı oldum Ya sen nereden biliyorsun bu konu diyor bana Oğlum ben bunun kitabını ezberledim dedim o da şaşırıyor ama ezberledim fakat 10 e, bekleyeceğime hoca gene kızdı dedi ki sen kafanı salladın dedi Hocam sizinle dalga geçmedim özür dilerim öyle değil dedi. Sen ezberlemişsin zaten belli oluyor e, virgül noktasına bile dikkat ediyorsun vurgularından çıkarttım sayfaları bile çevirdin dedi. Hmm. Kafanla bir de saf, sayfa <laughs> çeviriyorsun dedi. At, otur yerinden 8 dedi. Sınıfı geçtim tabii de ama otur 8 veriyorum. ben on bekliyordum. Hay Allah. Ha, hoca yerinde olsam yani hakikaten bana bir on verir, verir. Ezberlemişim ya. Evet. ya ver adama yani. 170 evet, yani 108, lazım. yani tabii 200 200'e yakın sayfalık bir kitabı ezberlemişsin kardeşim. Evet. Ver on puanı. Yani Vermedi 8 puan ver. Öğrencilik yıllarınızda da çalışkan bir öğrenci öğrenci Vallahi çalışkan mıydım, zeki bir mi, miydim, akıllı mıydım onu bilemiyorum. Evet. Ama ezberledim kitabı. Yani bende o beyin vardı. Ve, Bugün, ben yanımda en çalışkan bir kız arkadaşım yanına oturdu. Yapanlar var. Evet, hanımlar çok Vallahi, farklı kopya çekiyordu. Öyle. Benim de bir gün gözüm kaydı. <laughs> ne, ne? Eyvah <laughs> Yazlıklarını <laughs> gördüm kopya ben. Teknikleri. Tabii. Evet. Yani karşı sıradan. Yapmayın. Nasıl çek? Yapmayın. gördüm. Tabii çekmeyin. Yapmayın. Çekmeyin, yapmayın. Çalışın. Yapmayın. Panik de yapmayın ya ben unuturum benim aklıma gelmez o heyecanla o zaman yazayım bari konu başlıklarını yazayım falan birkaç kelime yazıyorsun zaten birkaç Aynen. kelime hatırlamak adına. Aa Atabeyciğim evet. şimdi böyle konuşurken öğrencilik yıllarımı ne kadar e, özlediğimi hissettim şu anda. Tabii. Evet. İlim Peki. çok affedersin. Estağfurullah. Be, meza şeyden beşikten mezara kadar evet. öğrencilik devam edebilir evet. yani tabii, 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 farklı tabii. üniversiteler yazdırırsınız. Ee, oğlunuzla kızınızla gidersiniz Okursunuz falan Orada bir, bir ayıp olmaz yani Kemal Sunal e, 60 yaşındaydı ya da 60 yaşına yakın bir yaşı vardı İletişim fakültesine mezun oldu ee, Böyle de bir gerçek var İstanbul Üniversitesi'nde Bunu biliyoruz yani Evet Efendim. Evet devam edelim. Buyurun. Haberlerimizle bıçak parası isteyen profesöre suçüstü. Bursa'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitimi Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Profesör Doktor TT iddiaya göre bir hastasından ameliyat için 15 bin lira bıçak parası istedi. Hastanın polise şikayeti üzerine paraların numarasını alan ekipler dün hastanede görevli doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyen TT tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi o 15 bin lira için cezaevinde şimdi bunu, profesör. E, e, yani 35 ya da hatta belki 40 yaşındaki insanlar hatırlamıyor olabilirler. Evet sevgili kıymetli izleyicilerim, bizde Hı -hı. eskiden e, neşter parası vardı, bıçak parası Allah vardı. Allah. Şöyle tabi mesela hastaneye gidiyordunuz, Hı -hı. o hastanede e, efendim randevu almak için. E, önce e, beyefendiye gidiyordunuz doktora çünkü doktorlar saat 3'ten sonra hastanelerde yoktu hı. iki buçuk üçten sonra muayenehanelere giderlerdi o hastanenin doktorunu hangisiyse hangi ünite işiniz düştüyse gidiyorsunuz orada bir muayene parası veriyorsunuz adam diyor ki yarın gel hastaneye diyor gidiyorsunuz hemen zaten e, efendim e, mülaki oluyorsunuz sizi bir muayene ediyor ondan sonra bir ameliyat söz konusu olunca hı hı. size bir gün veriyorlar. O gün efendim doktor bey sizi hastanede şey yapacak, ameliyat edecek ama neşter parası vermeniz lazım. Hı hı. Altı bin, on bin yani ben hatırlıyorum falan. Yani bu o legal bir şeydi verirdi. o zaman efendim, değil mi? Legal bir şey miydi bu legal o zaman da? Legal değildi. Değildi İll o da illegal değildi. İllegal. Değil. Evet. Şimdi bu arkadaş bizim hafızalarımızı yeniletti bu evet, doktoru. Ama şikayet etmeseydi evet. öyle devam edecekti. Devam belki edecekti. Öyle. Belki bazıları şimdi yoktur öyle pek fazla da. Şimdi e, efendim en son bizim bir arkadaşımız e, bir hastaneye yatırdık. Genç, 20-22 yaşlarında falan. Olsun. İstanbul'da yatırdık. Hı -hı. Efendime söyleyeyim ameliyat oldu. Ondan sonra hastane bize bir, bir fatura gösterdi. Korktuk. Hı -hı. Akşam 3. karttaydı arkadaşımız önemli bir araştırma hastanesi, tıp fakültesinde yani. E, önemli fakülten tıp fakült şeyinde hastanesinde Hı -hı. ipleri yaptırdık hem de Malatyalı bir hemşerimize o hamallık yapıyordu, ipleri iyi bağladı. Hı. Kafasına da çengel koyduk, üçüncü kata attık. Arkadaş aldı, dedi ki betona tak bunu, altta camın altındaki betona tak, düşmeyesin. Çocuk oraya taktı, fakat her ne derse e, ikinci katı da aşacaktı, ip koptu. Düştü, biraz tombuldu, ayağı kırıldı. Bu defa döndük, hop, acilden gene içeriye. Allah, Doktorlar Allah. bize baktı. Birisi dedi ki oğlum dedi bu hasta içeride dedi ya nasıl dışarı gitti bacağını kırdı. Dedim efendim biz camda bununla konuşurken dengesini bozdu düştü dedik. A -a. Ya çocuğu yatırdılar ama e, en son paramız yok ya yani o siz ha. 17 bin yani 3-4 tane arkadaş 17 bin lira parayı nasıl ödeyeceksiniz paranız yok yani efendim bu çocuğu e, bazı arkadaşlar ben orada yoktum yemekçi ablalar var o yemek dağıtıyorlar ya çok rica etmişler demişler ki abla vallahi biz burada çalışmaya geldik genci zaten para da yok ne olur yalvarmışlar bu şeyi ver bize falan orada o yemek taşıyan aracın altına koymuşlar o arada yemekleri dağıtmış falan ablamız bir iki salon sonra aşağıya indirmiş o çocuk oradan çıkmış o para ödenmedi tabi ödenmemiş yani Aha. arkadaşlardan sonradan öğrendim yani hastanede adın adam kaçırmalar neşter parasını vermeden Efendim ameliyat olmamalar, e, bunlar Türkiye'nin tarihinde var, yakın tarihinde var. Ha şimdi yok tabii de çünkü sosyal güvencesi var herkesin. Ayda yüz küsur lira para yatırıyorsunuz, bunu yatıran herkes bir ay meccanen karşılıksız gidip muayene oluyor, tedavi oluyor, e, ilacını alabiliyor. Şimdi bu yok, sağlık reformu yaptı Türkiye ama eskiden hakikaten adam kaçırmalar vardı. Ondan sonra tarlayı satıyordu babasını, hanımını, eşini hastaneden evet, alıyordu. Böyle evet, kötü evet. durumlar vardı. Bu beyefendi bize onu hatırlattı. Ben de bu mazideki hatırla şeylerimizi, hatıralarımızı ha, evet. kötü hatıralarımı eee anımsatmış oldum efendim. Evet, devam ediyoruz. Küçük kızın acı ölümü. Baza kapağının altında cam verdi. Amasya'da bu yıl başladığı okulundan evini yolunu tutan Bahar Karadayı dün odasında oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında sıkıştı. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırılan Karadayı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ya. Şimdi bakın. E, annelere burada bir çağrıda bulunalım. Hatta ebeveynlere hepsine. Bu çocuklar büyüyor, yerinde de duramıyor. Şimdi öncelikle bir balkon camları çok dikkatli çok, kapalı çok olacak. Çocuk oraya çıkamayacak, tırmanmayacak, maazallah yere düşmeyecek. Bu bir. İkincisi bazalar, dolaplar, bunların kapakları. O baza nasıl açıldı ama? Yani ee, bazayı nasıl açtı? Ya, ya da çocuk açıktı. Çocuk açamaz, açıktı. Ya açıktı, o baza bir şey alındı ah, o sabah. Alındı, o çocuk oraya girdi, bir şey oldu, orada kaldı, e, vefat etti. E, dolaplar da öyle. Dolapların kapıları da açık olmayacak, bazalar açık olmayacak Bunlara dikkat edelim ya da çocuk bir şeyi bir yerden alacak. Bu, bu yaştaki çocuklar sürekli tırmanırlar, bir şey alırlar. Ellerinin ulaşmadığı yerlerde olsun lütfen. Biraz daha böyle büyüyünce, aklı başına gelince, anlayınca, canının acıyacağını öğrenince ondan sonra eşyalarınızı şey yaparsınız. Bu çocukların büyümesi formatına göre, büyümesine göre bir evde bir format oluşturacaksınız. Evet. Bu evde bir çocuk var, büyüyor ve biz bu çocuğa göre evimizi şekillendireceğiz. Gençliklerinde de o ergen günlerinde çok karamsar olurlar. Bazen dünya kafalarına Aynen yıkılmış öyle. gibi Aynen olurlar. Bunları karşılarımıza oturturacağız. Efendim arkadaşlık yapacağız, dostluk yapacağız. Hayatı hatta bazen ayıp da sayılsa yani ya ben bunu oğluma nasıl anlatayım, kızıma nasıl anlatayım? Sakın ha ayıp falan diye bir şey yok. O kızlarımıza yani 13-14 gençlerimize, erkek çocuklarımıza bu hayatı anlatmanız lazım. Yaşadıklarınızı ya da yaşamadıklarınızı ya da kötüyü efendim bunları anlatmanız lazım, ikaz etmek lazım. Onlar çünkü bilmezler, bilmiyorlar. Ne olacak bir müddet sonra ya acaba ben kötü mü yaptım ya da ne oluyor bana falan mesela. Ne oluyor bana diye intihar eden çocukları biliyorum ben. Ne oluyor normal herkes. Hı, canım. herkese ne oluyorsa sizin de o oluyor. Bu ergen yaş da çok önemli, bu yaştaki çocuklar ah, da çok benim, önemli. Ah canım benim. Ne kadar sevimli ne kadar melek melek, melek, oldu, olmuş, uçtu. melek oldu uçtu. Bunlar şimdi ebeveynlerine, annesine, <laughs> ailesine, babasına sabır da sabır diliyoruz Amin. yani başka gerçekten. Bir de şefaatçi olacak. Allah teala katında ya sen babamı annemi e, affet. Ben onları çok özledim, çok istiyorum falan gibi. Mahşer göründe de şeylerde de böyle şefaatçi olacaklar annelerine babalarına. Allah rahmet Çok üzücü ben hakikaten hiç dayanamıyorum bu tarz haberlerde. Evet. Diğer habere geçmek istiyorum. Manisa'da kan donduran olay cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti. Sultan Coşkun sürekli kavga ettiği babasının boğazını bıçakla kesti. Ardından ablasına gidip eve git bakalım babam ölmüş mü dedi. Gerçekten ben bu haberleri... Şimdi bu, İ inanamıyorum yani okurken hani bana bunları, böyle hı. gerçek gibi gelmiyor. Enteresan. Ee, biraz film gibi. Hakkaten biraz film öyle. gibi Hakikaten. Yani e, ne oldu bize? Zaten bunu o, yani grubunuzla bu haberle seçmenizin anlamı to toplumu ikaz etmek, hı -hı. buradan bir ders çıkartmak. Demin ne dedik? Balkondan dolaba, pencereden balkona kadar, kapıya kadar bir sürü şeyi e, e, anlattık. Dikkat etsinler diye. Burada da Şimdi insanlar yaşlandıkça ben kendimden biliyorum yaşım ilerle. Evet. <laughs> ilerledikçe kendiyle Ben da, hayır atabelle, şimdi evet ben kimseye biz biraz konuşkan oluruz. Tamam konuşuruz. olabilir. Evet. Çok konuşuruz. Bu arada hanımefendi de bunalmış olabilir. Ee, yani babasına bakıyordur. Zaten ata erkil baba erkil bir aileden geliyoruz. Biz büyüklerimize bakarız. Küçükken de ve de şefkatle yaklaşırız. Bizde böyle bir aile tipolojisi var. Çok evet. kıymetli bir ailemiz vardır bizim Türk ailesinin, Müslüman ailesinin, Anadolu ailesinin böyle kıymetli bir tarafı vardır. Avrupa'da ne olur genç 18 yaşına geldikten sonra, e, efendim alasmalık diyebiliyor ya da e, kızım, evladım, e, ben sana bu kadar, buraya kadar, sen artık 18 yaşını doldurduğun doldur, için dur. ayaklarının üzerine dur, dur diyorlar. Ee, ve o çocuk da hiçbir zaman dönüp ya acaba benim annem babam ne yapıyor diye bakmaz. Belki bazen kızdığı zaman da muruk der. Ben onu da söylüyorum. Avrupa'daki muruk kelimesi çok meşhurdur. Hı hı. Yaşlarına öyle derler. Bizde ise yaşlıya hürmet vardır. Onun e, söylediklerine dikkat etmek lazım. Çünkü biz onları çok seviyoruz. Deneyimlerinden de istifade etmek hı hı. lazım. Çok müthiş deneyimleri vardır. Bunları dinlersek hayattan birçok şeyi öğreniyoruz. Çok şey öğreniyoruz. Acı çekmeden, denemeden, sınamadan, yanılmadan büyükleri dinleyin. Birçok onu da size yol gösterirler, söylerler. Şimdi burada Şimdi bu adamcağız üç ay çok konuşuyor. önce annesini kaybetmiş. Tabii. Ee, onun da psikolojik rahatsızlıkları var. vardır. Zaten Kı normal bir insan var. böyle bir şey yapmaz tabii. tabii. Kızın da var. Var tabii. Adamcağızın da var. Adam da konuşuyor ya da eskiden hanımefendisiyle oturup konuşuyorlardı biliyorsunuz. Ondan sonra belli bir yaştan sonra bir muhabbet başlar ya. Efendim konuşmaları gerekiyor, oturup muhabbet etmeleri gerekiyor saatlerce. Bu bunun karşılığı da yok çünkü eşini de kaybetmiş, kızı kalmıştır. Kızın da farklı stresleri, farklı şeyleri olabilir. O anda cinnet geçiriyor tabii. O cinneti geçirdikten sonra da bu olay meydana geliyor. Burada iki türlü şey var. Yani dedim ya yaşlı amcaların ya da teyzelerin fazla konuşmamaları. Çok önemli. Çünkü ya belki insanlar... de annesi öldükten sonra bir yardım alsaydı Olabilir. biraz bu konuda biz şeyiz. Hayır hayır. Yani bir psikiyatrist. Sanki bir şey olacak diye. Hayır yani bir psikiyatriste psikiyatris gitseydi aynen Tabii. öyle. Şimdi Bilmiyorum, burada belki şu de var. bu kadar olmaz. Ben genelde böyle bir söylüyorum. Olmazdı. Yaşlarımızın biraz daha böyle hakim olmaları, fazla konuşmamaları gençlerimizin de biraz daha böyle rahat olmamalar, relax olmamaları olmaları evet. lazım. Çünkü dışarıdan geliyorlar. Kavga sırasında kız cinnet geçirmiş. Evet. Yani dışarıdan geliyor ya da hı hı. çalışıyor ya da farklı o da farklı sorunları, problemleri vardır. Dediğiniz gibi mesela doktora gidememiştir. Hı hı hı. Orada o anda cinnet geçirince çok pişman olmuştur evet. ama işten geçmiştir. Tabi Tabii zaten şey demiş kardeşine ölmediyse hemen ambulansı ara demiş. Ya, pişman olmuş ama işten geçmiştir. Evet. Peki devam edelim Buyurun. haberlerimizle. <laughs> Operasyon düzenlendi. 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Polis ekipleri Fatih'te bir depoda kripto para, paralar, paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Depoya dün düzenlenen operasyonda masalarda metal tezgahlara kurulmuş 73 elektronik cihaz ele geçirildi. <laughs> Eskiden kalpazanlar vardı. Ha, evet. Para basmak için döviz ve TL basmak için Efendim matbaalarda <laughs> ne numaralar para. yapardı tabii kalpazanları bana hatırlattı. Şimdi kripto para yani şimdi kripto para yapacaklar bunlar demek ki onun da kalpazanı türedi e, sistemin dışında bir şey üretecek efendim piyasaya sürecek bu çok e, mühim hakikaten polisten kaçmamış belki üretiliyor da yapılıyor da yani yani parada yapan banknotta yapan niye kriptoda yapmasın orada da yapar da tabii parayı basacaksın kafasına göre <laughs> piyasaya süreceksin ya da o, o pi piyasası vardır bunun piyasası vardır o piyasada değerlendireceksin bu parayı. Bir adi kalpazanlık olayı gibi geldi tam benzemese de <laughs> ama öyle de bir durum gibi var yani. yani. Tabi çok da benziyor değil mi? Evet, çok benziyor. Adam cihazları getirmiş, kurmuş, kripto para basacak hep. <laughs> Peki devam edelim. E, fotoğraf tutkusu başına bela oldu. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda gezen bir kişi fotoğraf çektirmek için Osmanlı dönemine ait tarihi savaş topunun içine girdi. Ancak hesapta olmayan bir şey oldu. Şahıs girdiği topun içinde sıkışıp kaldı. Topun içinden çıkmak için uzun süre uğraşan şahsın çabası sonuç vermeyince olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Demek ki bu tarafta Hay Allah çıkamadı. Ya. Hay Allah'ım yani gerçekten... Bazen olur ya böyle. Öyle görüntüsü var mı acaba adamcağızın? Yani onu bilemiyorum ama e, Anadolu'da bir hikaye anlatılıyor. <laughs> bir dana neyse. bir dana, küpün içine kafayı koyuyor. Dana da çok kıymetli, değerli. Küp de önemli. Siz hocam şunların içine mi girmiş? Tabii. Şunların Bunlar, içine tabii, mi girdi? Tabii tabii. Beşiktaş'ta var biliyorsunuz meydanda orada. Ah, e, ah, ah. Barbaros bulvarı var. Şey var, <laughs> e, efendim orada oraya girmiş bir fotoğraf çekecek. <laughs> Bu fotoğrafı Bir da çıkamamış. sosyal medyada paylaşacak. Bakın of. sosyal medyanın insanın başına getirdiklerine bakın. Ay, evet aynen öyle. E, Dağdan düştük, <laughs> düştük vefat ettik. Uçurumdan ay, uçtuk ay, vefat onlar ettik. Onlar gerçekten çok... Kaleden düşenler evet, var, evet, evet. surlardan Uç, düşenler var, fena, ağaçtan evet. düşenler var. Bu haberler çok. Şimdi topa sıkışanlar da var. Neyse ki sağlık durumu iyi. Ya şükürler i̇yi olsun Allah'tan. tabii. Hani o yüzden gül gülüyoruz yani ama gerçekten komik tabii. değil mi Atabey? Nasıl gülmeyelim? Şunun içinde senin ne işin var? <laughs> Çok ha, bak burada demek ki fotoğraf ee? çekecek. Ama öyle böyle ee? değil. Bu yivli top mu bilemiyorum. Sanki öyle gibi evet. Adam. Gerçekten. Tabii. Bunlar bak. Orada müze var işte. Müzenin hemen dibindeki topların içerisine girmiş. Halbuki müzeye gitse, müzeyi gelse. Yani ne güzel olur. Ama Orada ben şimdi burada fotoğraf değil de böyle bir gündeme gelmek için de yaptığını düşünüyorum. Bunun içinde fotoğraf nasıl çekilsin Ata Bey? Ya bu fotoğrafı, aa, bu aa. sosyal medya var ya sosyal medyada kaç tık alacaksın? <laughs> bir de satıyor TikTok'tan diğer şeylere kadar bütün aa, sosyal medya mercilerine bu tabi mercilerine bu fotoğraflarını pazarlıyorlar, satıyorlar karşılığında ha. para alıyorlar. tabi. yani bu bir meslek artık. Ne kadar tıklanacaksınız efendim oradan satacağınız ya da alan şey o mecra sosyal medya mecrası size kaç para verecek bütün bunları hesaplayarak? Ya bir i̇ş kapısı artık yani. Çok ağlanacak halimize gülüyoruz. Tabii. Komik geldi bana evet. yani açıkçası. Gerçekten çok komik o görüntüsü <laughs> itfaiyenin çıkarmaya çalışırken ki görüntüsü gerçekten e, valla yani çok komik. Yani e, kedi yavrularını gördük. Hayvanları gördük. Bir de Anadolu'da çok meşhur bir şey var. Hemen anlatacaktım. Çok güzel bir küp var kilerde mesela bir vatandaşın evin danası o küpe kafayı koyuyor. Kafa ha. çıkmıyor. Vatandaş hem küpü hem danayı kurtarmaya çalışıyor. Birçok kişi toplanıyor. Herkes fikir beyanında bulunuyor. Bir beyin jimnastiği var ama bir akıl, akıl dane varmış köyde. Demişler ki akıl daneyi çağıralım. Bakalım bu konuda bize nasıl bir yol gösterecek. Bir bilene soralım derler ya. Akıl daneyi getiriyorlar. Biraz sıyrık tabii adam. Uçmuş. Şöyle bakıyor bakıyor. dostlar diyor. Bu küpü kırın, e, bu buzağının da dananın da kafasını kesin, Ay. kesin gitsin. Ev sahibi diyor ki kardeşim zaten ikisinden birisini yapsak kurtulacak. Küpü kırtıktan sonra bu e, boğadan boğa sahip olacağız, Aynen, boğamız öyle. kalacak. E boğayı kessek küp bizim olacak bir şekilde falan demişler. Sen ne diyorsun ya Varan? E, Valla ben böyle biliyorum diyor yani. Akıl de böyle akıl veriyor. Şimdi bu çocuğu nasıl oradan çıkardı itfaiye herhalde orada bir beyin jimnastiği yaptılar. Biz bir de ona bacaklarından... bir ceza vermek lazım. Bizi Tabii. sen e, bu kadar işimizin arasında boşuna oyaladın oy diye. Yo, şey ne işin vardı orada be kardeşim? Orada, e, zeytinyağı da biraz pahalı şimdi. Buna bir bidon zeytinyağı dökeceksiniz. Ha, oh. Güzel. Ha, bak evladım seni buradan çıkaracağız Hı. böyle. Bir aşağı yukarı yapacaklar. Bacaklarından tutup çıkaracaksınız efendim buradan. Evet geçmiş olsun. Bir daha da fotoğraf çektirirken çok... <laughs> Dikkat edersin çektirdiğin yere. Allah muhafaza evet. Peki. Çok vefat edenler oldu. Allah korusun. Peki yani. devam edelim. Bayrampaşa'da engelli yaşam parkı hizmete açıldı. Bayrampaşa Belediyesi tarafından engelliler için yapılan engelli yaşam parkı hizmete açıldı. Pandemi sebebiyle uzun süredir evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlar parkta doyasıya vakit geçirebilecek. Belirli periyotlarda evlerinden alınarak parka getirilecek engelli vatandaşlar kendileri için özel olarak tasarlanan parkta hem oyun alanlarında zaman geçecek hem beden eğitimi ve fitness aletleriyle spor yapabilecek hem de elektrikli araçlarını özel cihazlarla şarj edebilecek. Evet. Bayrampaşa Belediye Başkanı da Atilla Aydın de bu spora evet, evet. eşlik etmiş çok engelli uyarlı. vatandaşlarımızla birlikte. Aa, bak, çok güzel. güzel. Ama Bayrampaşa bu konuda galiba hep programımıza veriyoruz. Bayrampaşa'da hep farkındalık projeleri belediye yapan. Belediye çok farklı. Evet. Güzel Baş, çalışan başkan belediye. Başkan da eski başkan. Tecrübeli bir yerel yönetici. Şimdi geç, dün bir, bir vatandaş aradı. <laughs> gurbet şeyde Gurbetçimiz. İstanbul'daymış. E dedi ki ben döneceğim dedi birkaç ay burada kalıyorum sonra Avrupa'ya gidiyorum. Ya Avrupa'da dedim ne var nasıl ya burada dedi işte gelenler gelen dostlar var bazen konuşuyoruz ama e, ben biraz böyle kendimi ortada bul buluyorum dedi. Hı hı. Fakat Avrupa'da bir yurt var dedi beni oraya yatırıyorlar oraya gidiyorum dedi. E, ücretsiz mi yok dedi ücreti var dedi para hı hı. veriyoruz dedi. Para veriyoruz orada bana bakan yemeği işte temizliği falan hı hı. dedim ki biz bireysel olarak efendim engellilerimize yardımcı oluyoruz. Hem evet. engelliye maaş veriyoruz. Aynı zamanda engelliye bakana da bir maaş veriyoruz. Hı. Eskiden engellilerimizi göstermezdik. Ayıp olur. Derler ki çocuğu engelli ya da bak annesi böyle Hı. falan olmuş, kötürüm olmuş. Babasında böyle bir durum var diye. Bunları göstermezdik. Zincire bağlayanlar bile oldu engellileri. Ama şimdi ailede kavga var. Ben bakacağım. Diye. Maaş var ya işin ucunda para ya. da var. Biz de dedim e, şeylerimize, engellerimize böyle bakıyoruz. Hı. Ne dersin? Nasıl? Vallahi abi dedi. Yani burada yok öyle birisi Yani bana bakan yok dedi. Burada biraz sıkıntı çekiyorum. Ama Avrupa'da beni yurtta koyuyorlar. Hı. Yurtta bakıyorlar bana. Oraya da bir ücret ödüyorum Hı. diyor. Böyle enteresan da bir durum var. Evet. Şimdi burada bizimkiler hem evde bakıldığında hem birisi baktığı için evlerde genelde evlerimizde biz bakıyoruz. Çok önemli bu. Aile sıcaklığı da hissediyor. Ama gidecek, görecek, bir nefes alacak park da lazım. İşte bu parkı da Bayrampaşa yapmış, Aynen Bayrampaşa öyle. Belediyesi yapmış. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok güzel, hayırlı bir hizmet. Evet, peki devam edelim. Buyurun efendim. TikTok'un açığını buldular. Jeton gönderme açığını bulan Mert ve Arda'ya TikTok ilk olarak 1500 sonra 20 bin dolar teklif etti. Türk gençler açığın çok önemli olduğunu belirterek teklifi kabul etmedi. Şimdi e, TikTok'a e, biliyorsun ürün gönderiyorsunuz, sosyal medyada paylaştığında, Aha. o size jeton veriyor. E, bu jetonu, e, bu jetonu siz yine aynı ortamda paraya çevirebiliyorsunuz. Şimdi bunlar da bir açık bulmuşlar, evet. demişler ki arkadaş, siz bu sistemde şu açığı veriyorsunuz. Aha. Bunu biz e, paylaşacağız. Bunların peşine düşüyor TikTok. Evet. Aman kardeşim etmeyin, ha. eylemeyin. Bu açığımızı, bak hala açıklamıyorlar. Evet. Bu açığımızı efendim şey yapmayın, faş 20 bin, buyurun, bin dolar. Buyurun size 1500 falan Önce, diyorlar. sonra 20 bin, bin dolara kadar. Çocuklar reddediyorlar. Sonra 20 bin lira. Mesela şimdi TikTok'a sizin bir görüntünüz, istemsiz yani istem dışı, istemediğiniz bir görüntünüz düştü. Evet. Ara ki TikTok'a ulaşasınız Mümkün efendim. Mümkün değil Ya kardeşim benim bu görüntüm çok özel bir görüntüm. Bunu buradan kaldırın böyle bir şey olamaz. E, bulamıyorsunuz yani. Et o de, görüntü orada demek kalıyor. Demek Akalın'ın kızı TikTok'a bir para ya. E, verdi ya. Tabii. Kredi kartından 6 evet. bin 7 bin lira çekildi. Tabii, Sonra verdi. bir türlü peşine düşüldü ama bir sonuç e, alındı Bir sonuç alamadı ve o görüntüler orada evet. kaldı yani. Evet. Çok ayıp. Ama burada bu iki genç TikTok'un açığını bulmuşlar. Evet. Ee, sizin bu açınız var diyorlar. Ondan sonra 1500 lira verem diyorlar. Kesinlikle hayır. Sonra 20 bin dolar teklif ediyorlar. Ee, ondan sonra peşler acayip bir şey. Yani kendi açığını, Aferin kendi açığını evet faş olmaması için, bilinmemesi için o gençlerin peşine düşmüşler. Tebrik ediyoruz şey. Kes, Kesinlikle öyle. Aferin, helal olsun. Yoğunlaşsınlar, açıklarını bulsunlar. Evet, aynen. E, Atabeyciğim ilk bölümümüzün sonuna geldik. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Aa, çok size. Çok çabuk geçti, ben evet. teşekkür ederim. İyi günler <laughs> çok, çok, diliyorum efendim. Evet, şimdi efendim kısacık bir reklam arası rica ediyorum sizlerden. Aranın ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak bir yer ayrılmayalım.